Hemen ablam. Yok yani, koyarım tekmeyi. Buyur yenge. Bir bardak su ver Fikret. Bak şurada. Oh, içim yanmış Fikret. Su dökenlerin çok olsun mezarına. Ya yenge, senden aldığım her hayır duasında içim ürperiyor ya. Ananı içiyorum, helal et. Helal hoş olsun. Kabir azabını dündüsün inşallah. Ay yine ya. Sen içeriden ne fahat çıktın Fikret? He? Parayı alıyorum. Ne parası lan? Bir tepsi su böreği var şurada, al git işte. Su böreği mi? He. Ya bir tane tüp verdim, neyini içeceksin? Sus lan. Ne çok konuştun? Ya niye? Sus lan. Gezeyi cehenneme koymuşlar, bu odunlar yaş demiş. Anladın değil mi? Anlamadım. Fikret'in öküzü bakar iki gözü. Ben içeri bir bakayım bakalım. Bir şeyler var mı? İyi hadi. Toplantıya başlamadan evvel bir şey soracağım. Ya İsmail abi. Senin bu karın neden benimle takas yöntemiyle alışveriş yapıyor? Hı? Tüp verdim, bana börek verdi. Yetmez dedim, eskilerini verdi. Bu bana hiç olmadı ki ya. Çok deli gösterdi bu beni. Fikret sulandırma şimdi toplantıyı, çıkart. Ya. Ayıp lan. Ya abi çıkart dedin, çıkarttı. Adamcağız da boş yere yüklenme. Ya o değil. Hatuca pijamayı vermiş. Başka pijamam yok ya. Lan oğlum korkmayın, korkmayın. Pantolon üstüne giydim lan. Allah Allah. Çeto. Estağfurullah. Bir bakar mısın benim yüzüme konuşurken? Hı? Çeto, anana tüp veriyorsun, bana mandal veriyor, leğen veriyor. Naylonçu muyum oğlum ben? Hı? Naylonçu muyum ben? Hayır yani delilik de o kadar değilik. Naylonun para arasındaki farkı ayırt edebiliyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yanlışın var Fikret abi. Benim anam umreye gitti. Biri seni fena halde kandırmış. Oh, biraz daha iş konuşak. Yılmaz nerede? Vallahi polis bile bulamıyor abi. Yılmaz'ı bulmak imkansız, impossible. Ama çalınacak kadar çok paranız varsa o sizi mutlaka gelir, bulur dediler. Var abi, çok paramız var. Nerede var? Para nerede? Bu nasıl bir sürat lan? Yılmaz! Yılmaz! Fikret! Ne oluyor lan? Ne bakıyorsunuz ya? Adam oturdu yerde bayıldı. Gel abi. Kendine gel abi. Yılmaz. Nasıl oldu lan bu? Bu kalemun gibi oldum İsmail abi. Soruyu ben soruyorum. Cevabı ona veriyor ya. Her gün kılıktan kılığa giriyorum. Kimse tanımadı beni. He. Fikret'ten tüp aldım. Tanımadı. Çatoya para bastırdım. Tanımadı. Siz gelmeden önce İsmail abiye çift mask koydum. O bile tanımadı. O sen miydin lan? Para var dediniz. Nerede? Para nerede? Para nerede? Anlatayım. Şimdi... Biz Tarık'ın düğününü yaparken ben Emel Hanım'ın menajerini aradım ya. Adam meğerse benim verdiğim numarayla sayısal oynamış. Büyük ikramiyeyi tutturmuş. Tutturdu, sen de ortak sayılırsın diye. O kadar tutturunca ben de aldım. Bayağı bir paramız var artık. Az evvel Yılmaz'ı gördüm sandım burada. Bayılmışım. Ne adamdır baygunum? Yılmaz nerede lan? Benim eve gitti galiba abi. Anahtarlarım da yok. Allah'ın aşkına, o kadar parayı evde tutacak değilim ya. Neyse ne, şimdi Yılmaz evde parayı bulamayınca o bizi bulur zaten. Bulur da planı konuşmayalım. Herkes bizi dinliyor. Nerede toplanacağımızı ben size mesaj olarak atarım. Hadi şimdi dağılın, dağılın. Anne, ben sizin yan sokağınızda oturmuyorum. Öyle kafana estiğinde gel konuşacaklarımız var diyemezsin. Telefon diye bir şey var ya. Ya hattımız güvenli değil. Dinleniyor olabiliriz. Anne, konuşurken sen bile beni dinlemiyorsun. Kim bizi niye dinlesin? Ya yurt dışından geldim anne. 4 saat uçtum ya. Takip edilmediğine emin misin? Eminim anne. Hem geldiğimi babamdan neden gizliyoruz? Çünkü babanı gizliden gizliye takip edeceğin. Bir işler çeviriyor Tarık. Ben anlarım, halayım ben. Ya anne, ne evham yapmışsın ya. Uğraşma şu adamla. Kime ne zararı var? Bildiğine. Biz uçaktan buraya gelirken üçümüz şöyle yan yana düştük. Ben böyle o dealden hıp diye gözümü örttüm. Bu çetine böyle döküldü. Baba, sizin şu sünnet meselesi var ya. Onun kafayı takmış. Taktı mı bırakmaz biliyorsun.
Bir de siz Uğran'ın adını İsmail koymadınız ya. Buna bir içellemiş, bir içellemiş gerdanı şöyle şuralarına düştü. Olsun, iyi ki koymadınız. Anne, bu işler hiç benlik değil. Yani ben niteliksiz biriyim. Fiziksel aktiviteler konusunda felaketim. Anne, ben malım, muşambalar üstünde malım. O yüzden ben hiç takip falan edemem. Sen benim dediğimi yapacaksın. Babam en son bir iş çevirmeye kalktığında bu köyden iki tane meftah çıktı. Şimdi ben adı Cara markasına benzeyen bir bebenin bu kadar çukı için kimsenin ölmesine izin girmeyeceğim. Heh, çocuğa senin babanın adını koymadım diye sen de kızdın. Benim babam olsa senin de deden lan it! Allah Allah! Adam yalvardı ya. Yalvardı benim adımı koy diye. Gitmedi. 2000 TL rüşvet girdi bana. Bizim de işte biraz elimiz sıkışıyordu, harcamış olduk. Sen ne yaptın? Gittin, at ismi koydun bebeğe. Ya senin dediğin ismi koysam babam üzülecekti. Babamın adını koysam sen üzülecektin ben anne. Sen de gittin, ikiniz birden üzülün diye başka bir isim verdin bebeğe. Öyle mi? Allah Allah! Yaklaş. Sen bu İsmail'in oğlu değil misin? Oğluyum. Aferin. Aynı onun gibi düşüneceğim. Bunlar nereye gider? Nerede toplaşır, ne konuşurlar? He? Haydi benim aslan oğlum, bir düşün bakalım. Şimdi bunlar kimse duymasın istiyorlarsa halka açık bir yerde konuşmazlar. Bu saatte yalnız kalabilecekleri tek yer köyün ilkokulu. Anahtarlar da Saffet Hoca'da var. O yüzden kesin oradadırlar. Saçma sapan konuşma lan! Ula ula bunu mu buldun manyak? Var git. Var git merkezdeki bütün meyhaneleri gez. Bunlar nerede oturuyor, nerede ne konuşuyor? Çabuk lan! Allah Allah, sanki ilk defa ağzının ortasına vurduk bunu. 35 yaşındayım ben. Senin yaşına tükürürüm ben. İsmail abi. Şeytan gibi adamsın vallahi. Kimse burada olduğumuzu tahmin edemez. Bunları niye getirdin lan? Özel bir şey konuşacaktı. Benim babamlardan gizlim saklım olmaz. Allah bilir mi seni? Abi ne yapıyorsun? Gözünü seveyim ne yapıyorsun? Anahtarı var bende buranın. Oğlum niye vermiyorsun lan? Ben de şu pencereyi yıkarım. Abi siz devlet mi Allah? Niye zarar veriyorsunuz ya? Çok param var dediydin. Ödersin ne olacak? Bu arada evin anahtarlarını kayfede düşürmüşsün. Buldum. Al. Yılmaz, ben sana mesaj atmayı unuttum oğlum. Önemli de yok. Çeto'yu atmışsın, okudum. Çeto, bu arada telefonunu kaybede düşürmüşsün. Buldum, al. Ya Pehlivan, ben de 200 lira mı düşürmüşüm kahvede? Onu da buldum mu? Kayfede cebinde 60 lira para vardı. Yalan söyleme Fikri. Şimdi cebinde 20 lira var. 40 lirayı ne ettin? Bunu nasıl yapıyor ya? İsmail abi, Tarık köye gelmiş, görenlere geldiğimi babama söylemeyin diyormuş. Emin misin Çeto? Eminim abi. Beni yolda gördü, babama söyleme dedi. İyi, hadi herkes yerine otursun. Geç. Plan tahtadaki gördüğünüz gibi basit ve sade. Torunumu kaçırıp sünnete düşeceğiz. Bitti. Konuyu anlamayan var mı? Soru soran var mı? Tamam dağılabiliriz hadi. Hocam bir dakika bir dakika. Çocuğu nasıl kaçıracak? Bunun pasaportu var, vizesi var, bileti var, duty free'si var. Letonya'dan nasıl getirecek yani çocuğu? Çocuğu Letonya'dan kaçırmayacağız. Sivas'tayken kaçırıp sünnet edeceğiz. Aldığımız yere bırakmayacağız. Çocuğu nasıl getirecek Sivas'a? Anan aklı. Şimdi doktor, 20 gün ya yaşarsın ya yaşamazsın deyince eski ekibi topladım, helallik istedim. baba daha iyi bir hastaneye götürelim seni. Yani yurt dışında tedavi ol. Onların imkanları daha geniş. Belki yanlış teşhistir, ne bileyim. Ya ya ya. Derem oğlum, ince hastalık. Ya buraya. Kendini bırakma. Adamın günahını aldım, boşu boşuna gördün mü? Yemedim Tarık da, doymuş gibi yapacağım. Sus artık. Baba peki yapabileceğimiz hiç mi bir şey yok? Sizden bir tek şey istiyorum. Söyle. Torunum Matias burnumda tütüyor. Onu Sivas'a git. Son günlerimi onunla birlikte geç. Şamama'da küçük annem Şamama. Şamama'da küçük annem Şamama. Her gün gider sinemaya hamama. Her gün gider.
gider sinemaya hamama. Delihanlılar durur.